Ama mesele Erol Hoca değil sadece. Yönetim. Bu arada Emre Belezoğlu, bir dakika. Sana geldi sıra. İstifa edeceksin kardeşim. Yapıştınız Fener'in yakasına. Ya beni çıldırtmayın ya. Siz nasıl Fenerlisiniz ya? Sinema ekibi değil bu arkadaşlar. Bu Inter'in renklerine falan hastasıyım ben. Bak, Fenerbahçelilik böyle bir şeydir arkadaşlar. Yalandan Fenerli olunmaz. Taraftar şimdi yeni bir havayla Emre Belezoğlu falan diyor işte. Net söyleyeyim, Ali Bey değildi. Veli Bey olsaydı mümkün değil Fenerbahçe'de 3. senesini geçiremezdi. Mümkün değil. Tarihine baktığın zaman görürsünüz bunu. Benim için yine de doğru bir teknik adama doğru giderse yeni bir başlangıç zamandır. Ama her başkana da sana verilen şans size verilen şans olmaz. Aziz Bey de fazla şampiyonluk yaşamamıştır ama bu potanın hep içerisindedir. Bu ekonomik şeylerde burada ne yazıyor? İsmini söylemek istemiyorum. Burada ne yazıyor? Şortunda ne yazıyor? Her şeyini veriyor. Büyük bir şans. Ciddi rakamlar da veriyor. Ama de Aziz Bey gibi Ali Bey'in üzülmesini istemem. Gidişat çünkü pek iyi değil. Bunu çevirmek de kendi elinde. Biraz önce dediğim gibi gelenin Emre Belezoğlu. Şimdi 3 kez Fenerbahçe'ye geldi. Bu her oyuncuya nasip olmaz. Dön tarihi 3 yoktur. 3 kere gidip giden yoktur. Bunu hak etmiş midir? Hak etmiştir ki gelmiştir. İyi izler bıraktığı için. Hala kulüpte aktif görevlidir. Ve Türk futbolunda hak etmiştir ki devamını getirecektir. Başarıya ben, başarısızsa sen olursa olmaz. Emre'cim senin de Erol Hoca kadar başarısızsın. Şu oyunun ve tablosunda. Neden başarısızsın? Demek ki yanlış tercih yapmışsın. Oyuncuda veya antrenörde. Hani ben almadım Ali Bey aldı olursa olmaz. Ben almadım Erol aldı olursa o da olmaz. Şimdi bana Fenerbahçe'nin kurtarıcı olarak soktuğu santrforu birisi bana hesabını versin. Adem. Kim arkadaş bu? Bak, iyi oyuncu kötü oyuncu bilemiyorum bak. Benim bilmemem ne kötü bir şey biliyor musun? Kim Fenerbahçe Spor Kulübü'ne siz senin yerine oyuna girip Beşiktaş maçını çevirsin diye 10 kişilik rakibe karşı oyuna soktu? Bu arkadaşı kim nereden buldu? Bak, yarın 10 tane 15 tane atar mevzusu değil. O ulaşılmaz acayip bir takım yaptılar. Ben geniş kadrosunda acayip bir takım yaptılar hatırlıyorsan. Evet. Eğer kurtaracak sağda perdi oyuna giren Adem'i ise Emre Hocam senin de problemin. Eğer sen Sosa'nın küskünlüğü sadece teknik direktöre bırakmayacağım. Senin de suçun var. Sosa ile gerekirse birebir görüşeceksin. Belki görüşüyorsun. Belki de görüşmüştür. Şu anda zararın neresinden dönersen kârdır. Çünkü Fenerbahçe'ye sunum yapıyorlar. Fatih Terim'e de sunum yapıyorlar. Sergen Yalçın'a da yapıyorlar. Hatta 4 maçta 11 puan alan 5 maçta Abdullah Hoca'ya da biraz geldi. Aa falan demeye başladı. Çünkü herkes birbirine hediye ile meşgul. Tartışılan nokta kadro yapısı. Fenerbahçe'de tartışılan nokta transferler. Fenerbahçe'de tartışılan nokta ya bunları kim aldı ya geldiyse bak bugün başladı ya Emre Belözoğlu'nun tartışılmaya. Yarın ya Selahattin Baki ile Kemal Danabaşı orada olmaza gelir. Öbür gün Ali Koç sen bu işi yapamadın olur. Çünkü sistemsizlik, düzensizlik ve başarısızlık sonunda yapıyı tartışılır hale getirir. Kişileri değersizleştirir. Ya bu da işte futbolcu değil olur hepsi. Şimdi bugün Mert Hakan için bu da yeni Alper Potuk deniyorsa... Tisserant için ya bunu kim buldu deniyorsa ya bu adam Monaco'da Wolfsburg'da oynamış öyle az. Bakma sen yani ama şeye de ayrıca geleceğim Tisserant'a da sevgili Onur. Fenerbahçe'nin Novak'ı tartışılıyorsa geçen sene 10 tane gol atmış bu adam. 5 tanesi de Fenerbahçe olmak üzere. Bugün Fenerbahçe'nin santriforu Samat da geçen sene Galatasaray'ın da çok istediği bir oyuncu olan Samat da tartışılır haldeyse. Ya bundan da bir şey olmaz diyorsak hepsi için. O zaman başka bir abi sportif direktör höt diyecek. Ben oturayım izleyeyim Emre Belezoğlu'yla ve Erol Bulut'la. İkisi de bana katılacaktır. Şey kulübü Ali Koç önderliğinde diğer profesyonelleriyle beraber hocasıyla, sportif direktörüyle, futbolcusuyla camiamız bunu bilsin ki bizde bir panik havası yok. Bu toplantıda da Erol Bulut'un gönderilme ihtimali falan yok. Tamam? Ama o zaman kan akıtman lazım bence.